Oğlum acele etsene biraz. Uykucu kokarca. Bu yakanın hali ne? Nananın hazırladığı çocuk ancak bu kadar olur işte. Bir şey mi dediniz? Yok canım, ne diyeceğim? Sana laf söylenir mi güzelim? Dilim pabuç gibi maşallah. He, unutmadan matematik sınavının sonucunu babana söyledin mi Emre? Söylemedi gıcık, ne oldu? Bir şey değil baba, önemsiz bir deneme sınavıydı sadece. Öğretmen durumumuzu öğrenmek için küçük bir sınav yaptı da. Evet, sonuç? Sınıfta en yüksek notu ben aldım. Ama Emre maalesef zayıf aldı. Gıcık! Yani? Sen zayıf aldın diye o niye gıcık oluyormuş? Babandan saklamayacaktın herhalde değil mi? Neden kızıyorsun? Neyse, bu konuyu uzatmayalım isterseniz. Daha senenin başı. Çalışır, zayıfını düzeltir. Değil mi Emreciğim? Bu sene işi baştan sıkı tutacağız oğlum. Merak etmeyin, ben onu çalıştırırım. Geçen sene sen çalıştırdın da ne oldu? Zorla geçti. Maalesef doğru Nana. Senin yüzün yumuşak. Evet. En iyisi bir öğretmen tutmak. İyi fikir. Bu işi bana bırak Hakan'cığım. Ya baba, zaten okula gidiyorum. Bir de ders mi alacağım? Ya ne zaman oyun oynayacağım ben? Ben anlamam Emre. Bu sene ya bu matematik dersi hallolacak ya da doğru sanayiye. İyi o zaman, ben şimdiden kendime sanayide iş bakayım. Çok konuşma. Yürü hadi kokarca. Hadi bakalım hadi. Hadi kızım. Hayatımızdan çıkaramıyorum şu Nana denen kızı ya. Çocuklar ve Makbuş hep ondan yana. Hakan desen ağzının içine düşecek neredeyse. Geçenlerde birdenbire ortadan kayboldu ya. Ne güzel, kurtuldum. Her şey istediğim gibi olacak derken yine çıktı geldi. Of, kabus gibi ya. Yani bence Hakan sadece çocuklarını düşündüğü için Nana iyi davranıyor. Büyütmesen bu kadar. Kızım, saf mısın sen ya? Erkek milletinden her şey beklenir. Onun için elimi çabuk tutup o salak kızı hemen göndermem lazım. Onu ve ihtiyar Makbuş cadısını. Onlar buradayken bu adam kesinlikle benimle evlenmeyecek. Simge. Efendim hayatım. Şu sabahki mesele. Emre'nin matematik dersleri için birini bulabildin mi? Ah, sorma Hakan'cığım. Sabahtan beri orayı burayı arıyorum. En son bizim Nevin'i aradım. Hı. Şeyi söyledi. Taner'i hatırlar mısın? Taner mi? Hani üniversitede matematik bölümünde okuyordu. Ya hani gözlüklü, biraz silik bir tipti. Böyle acayip bir saç kesimi vardı. Hani benim peşimde dolanıp dururdu. Hı. Sanki şansı varmış gibi. Hatırladım. Hani şu inek çocuk. Ama o kekeme değil miydi ya? Doğru düzgün konuşmayı bile beceremezdi. Emre ile baş edebileceğinden emin misin? Vallahi Nevin yurt dışında master yaptığını, çok iyi bir matematikçi olduğunu söyledi. Bilmiyorum, ben onun yalancısıyım. Şişe gibi de gözlükleri vardı. Yani bu iyi bir fikir mi sence Simge? Canım bir konuşalım en azından. Ne kaybederiz? Belki de hakikaten iyi bir matematikçi olmuştur. İyi, bir ara bakalım. Teşekkür ederim canım. Ne demek? Emre benim de oğlum sayılır, öyle değil mi? İşte onu böyle elimde tutuyorum. Sürekli kafasını karıştırarak. Çocuklarından vurarak, anladın mı güzelim? Ya bana da şu Volkan'ın annesine karşı taktik versene, ne alır ya? Şu Nevin'i arayayım da bir. Ay, bu Taner de beni utandırmasa bari. İnşallah konuşmayı öğrenmiştir. Emre ile Yağmur'a güzel bir sürpriz yapayım. Hakan'a da bir şey alsam garip karşılar mı acaba? İyi ama acaba neden hoşlanır? Aslında onu şaşırtacak. Öyle güzel şeyler yapabilirim ki. Son model bir araba. İki kişilik uçak. Ya da kocaman bir yelken. Ama bu doğru olmaz. Hem bununla böyle şeyler yapmamam gerektiğini söyledi. Ayrıca böyle verilen hediyenin ne anlamı olur ki? Aa! Ne yapıyorsun? O benim çantam. Bir yanlışlık yapıyorsun. O sana ait değil. Oğlum, neden aldın çantamı? İyi misiniz? İyiyim de. İçinde eşyalarım ve param vardı. Gördüm onu. Burada bekleyin. Hey kurşun, benim canım sıkıldı. Arkadaşlarla biraz oyun oynayıp döneceğim. Sakın gözünü onun üzerinden ayırma. Merak etme. Hmm,
Uyu kurşun uyu. 5 dakika uyanma yeter. Küçük bir işim var. Halledip hemen geleceğim, merak etme. Mışıl mışıl uyu. Pişş 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 pişş. Dandini dandini dastana. Yakalayamadım, tavşan gibi kaçıp gittim. Ben ne yapacağım şimdi? Başkasının parasını böyle almak doğru mu? Al bakalım. Benden kaçmak o kadar kolay değil. Çantayı çekip aldım ama hırsız kaçıp gitti. İnanamıyorum. Çantamı geri aldın. İçine bak bakalım. Her şey tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. İyiler kazanır değil mi? Evet. Bu durumda sen kahraman oluyorsun değil mi? Sen başka bir dünyadan falan mı geldin? Nereden anladın? Çok mu belli oluyor? Sen çok komik bir kızsın ya. Bilmem, öyle diyorlar. Biliyor musun, o çocuk bana bir şey yapacak diye çok korktum. Kalbim hala çarpıyor. Hadi gel, şurada bir kahve içelim de sakinleş. Alışverişine sonra da devam ederiz. Korkma, sadece sohbet edeceğiz. Seni tanımıyorum da o yüzden. Ben Tane. Nana. Nana mı? İsmin de garipmiş ya. Gel. Yok yok, sen kesinlikle bu dünyadan olamazsın. İkide bir şunu söyleme lütfen. Hem ben artık kalkayım, çok geç oldu. Yapacak bir sürü işim var. Kahvemiz daha bitmedi ama. Biraz kendinden bahsetsene. Ne yaparsın, nerede yaşarsın, nerelisin? Nereli olacağım, buralıyım. Burada yaşarım. Normal bir insanım yani. Sen buna normal mi diyorsun? Ha, kusura bakma. Alo? Efendim? Kimsiniz? Ama numaramı nereden buldun? Buyurun. Ha, Nevin'den demek. Afiyet olsun. Sesini duymayalı o kadar uzun zaman oldu ki tanıyamadım gerçekten. Evet. Tabii. Ben de görüşmek isterim. Ders mi? Bakarız. Adresi ver istersen, uğrayayım. Tamam, aklımda tutarım. Tamam, görüşürüz. Artık kalkalım mı? Kalkmayalım. Aslında anlattığım gibi son derece sıradan bir yaşantım var. Demek iki güzel çocuğa bakıcılık yapıyorsun. Anneleri çok önce ölmüş. Makbuş'la birlikte idare ediyoruz işte. Peki ya babaları? Hakan mı? Gözlerin parladı birden. Benim mi? Nasıl bir adam? Çok iyi, kibar, efendi, çok yakışıklı. Bu Hakan Bey bence seni etkilemiş. Benimle çok ilgilendiği söylenemez. Yani şey... Anladım, anladım. Tek taraflı bir şey mi? Bilmiyorum. Çok tuhaf. Ya neyse, ben bunları seni anlatıyorsam... Peki, peki. Huzursuz olmayın canım. Benim gerçekten kalkmam gerek. Peki küçük hanım. Bakar mısınız? Geliyorum efendim. Merhaba. Aa, hayırdır kızım? Yürüyerek mi geldin? Evet. Canım biraz dolaşmak istedi. Size öyle güzel şeyler aldım ki. Gel gel. Bak, Emre için bunu. Yağmur'a bunu. Sürpriz olsun diye. Hakan'a gömlek aldım. Sana da bak. Bu eşarbı aldım. Aç bakalım, beğenecek misin? Aa, pek güzelmiş. Niye bu kadar masraf ettin evladım? Ne bileyim, içimden geldi. Hem Hakan'ın bana verdiği parayı harcayacak yerim yok ki. Sihirle idare ediyorum biliyorsun. Makbuş, ne oldu biliyor musun? Biri çantamı çalmaya kalktı. Ne? Dur, hemen heyecanlanma. Çok hoş bir adam. Hırsızın peşinden koşup çantamı geri aldı. Çok hoş ha? Hatta bir yerde oturup kahve bile içtik. Kızım, tanımadığın elin adamıyla kahve içilir mi? Konuştuk ama adı Taner'miş. İlahi kız. Ne oldu? Kötü bir şey mi yaptım? Yok da ama sen dünyaya yeni alışıyorsun. Kendini nasıl koruyacağını bilemezsin. Başın derde girer sonra. Çok hoş bir adamdı ama. Peki Hakan? Hı? Benim için Hakan'dan hoş kimse olamaz biliyorsun. Allah Allah, kim acaba? Bana bak, şu hoş dediğin adam seni buraya kadar takip etmiş olmasın? Niye? Belli mi olur?
Adam seni beğenmiştir evladım. Haklı. Yüce sahip nanayı görmem lazım. Hadi aç şu kapıyı. Saygımdan kapıda bekliyorum, bakın. Ay çok merak ediyorum, ne olacak acaba? Geldim, geldim. Aa, Şoker. Pes mendebur. Gene kılıktan kılığa girip canımızı sıkmaya mı geldin? Ha? Ne işin var burada? Yüce sahip nana. Ay. Sonunda size kavuştum. Dursana bir dakika, ne yapıyorsun, saçmalama. Kalk ayağa. Emrinize amadeyim yüce sahip nana. Sizin dileklerinizi gerçekleştirmek benim için bir zevkti. Hoppala. Nasıl? Yeni köleni beğendin mi? Köle mi? Düşündüm de ona verilecek en iyi ceza bu bence. Ama sürekli benim yanımda durursa başımı derde sokar bu. Hem Hakan'a ne diyeceğim? Bir şeyler bulursun sen. Düşünsene, Şoker senin kölen. Bundan daha zevkli ne olabilir ki? Ay of, ne yapacağız şimdi? Aman göndermesin. Çekil şuradan. Bana bak Şoker. Doğru oyuncaklar dünyasına git. Gidemem. Ben buraya yüce sahip nanaya hizmet etmek için geldim. Lütfen söyleyin, sizin için yapabileceğim bir şey var mı ha? Taner'i buldum. Telefonda şöyle bir bahsettim. Birkaç saat sonra burada olacak. Hı hı. Gelince konuşursunuz. Ya Taner'in bu işi kıvırabileceğine emin misin? Ne bileyim, Emre o kadar da kolay bir çocuk değil. Eskisi gibi silik, sözünü geçiremeyen, ne dediği anlaşılamayan biriyse zor tabii. Ama çok iyi öğretmen dediler. Hı hı. Ayrıca telefonda da sesi çok iyi geliyordu. Neyse, gelince göreceğiz. Bu arada çok teşekkür ederim. Ne demek? Nanadan sonra ben de senin için bir şeyler yapabildiğime mutlu oldum. Bu da nereden çıktı şimdi? Boş ver. Öylesine söyledim varsay. Heykel gibi. Sinir oluyorum. Ama yüce sahip, emirlerinizi bekliyorum. Bir şey söylemiyorsunuz. İstemiyorum seni ya. Çekil git. Yüce sahip, izin verin sizi mutlu edecek ne varsa yapayım. Ay bu mendebur hiçbir türlü çekilmiyor. Git Amuda kalk. Amuda. Emredersiniz yüce sahip. Simge Hanım'a bakmıştım. Öyle mi? Hakan Bey'in odasında. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın, ne diyeyim. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ben Taner. Gözlerime inanamıyorum Taner. Ama sen ne kadar değişmişsin. Vallahi hayret, sokakta görsem tanıyamazdım seni. Genellikle uzun süredir görmediğim arkadaşlarımın bu tepkisine alışığım. Hiçbiri beni tanımıyor. Ay yok, bu olacak şey değil ya. Bir insan nasıl bu kadar değişebilir? Değil mi Hakan? Gerçekten hayret verici. İleride böyle değişeceğimi bilseydin beni kaçırmazdın değil mi? Ay ne bileyim ben bu hale geleceğini. Ne kadar aptalmışım. Bu hale gelmenin bir sırrı varsa söyle, biz de yapalım. Ne bileyim, oldu işte. Spor yapıyorum. Birkaç yıl önce gözlüğe attım. Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum. Başarılı olunca da kendime güvenim geldi. Amerika'da iyi bir üniversitede master yapıp ardından doktora yaptım. Şimdi Amerika'da bir yazılım şirketim var. Bir oradayım, bir buradayım. Bu kadar işinin arasında öğretmenliğe nasıl zaman ayırıyorsun? Yani daha doğrusu neden zaman ayırıyorsun ki? Öğretmenlik hobi gibi bir şey benim için. Çocuklara bir şey öğretme hoşuma gidiyor. Zaten artık pek yapamıyorum. İşler çok yoğun. Oğlum Emre'nin matematikle başı belada. Ama senin zamanın uyar mı ya da... Biz eski arkadaşız Hakan'cığım. Lafın mı olur? O halde akşam yemeğe bekliyoruz. Hem bir şeyler yer, sohbet ederiz. Hem de Emre ile tanışmış olursunuz. Yalnız geç kalabilirim. Amerikalı müşterilerim var. Onları yamaç paraşütü yapmak için Ölü Deniz'e götürmeye söz verdim. Ama yetişirim sanırım. Bir yarım saat sonra çıkacağız zaten. Bir dakika. Ölü Deniz'e gidip yamaç paraşütü yapıp... akşam yemeğine bize mi yetişeceksin? Şirketime ait özel uçak var. Merak etme, yetişirim. Ama hemen çıkmam gerek.
O halde akşama görüşürüz. Tamam. Bay bay. Bay bay. Vay be. Ay, yamaç paraşütü yapmaya günü belli kalı denize gidiyor. Ay üstelik de bizim uçakla. Of. Hay Allah ya, keşke o zamanında biraz daha iyi davransaydım. Lütfen yüce sahip, kendimi iyi hissetmem için bir şeyler yapmalıyım. Benden ne istersen yapmaya hazırım. Tamam, gitmeni istiyorum. Çünkü birazdan herkes buraya gelecek. Bir tek bunu yapamam. Gidersem size nasıl hizmet edebilirim? Kulina. Ne o? Yeni kölenden memnun musun Nana? Of Kulina. Lütfen, ben köle falan istemiyorum. Başıma dert olacak bu. Ay biraz aklı başına gelsin istiyorum. Eyvah! Makbuş! Olmaz! Çocuklar, Özge'nin yanlarında. Mutfağa gidelim. Sen kapıya bak. Çabuk, çabuk, çabuk. Ay, yakalanacağız. Ne olacağız? Hoş geldiniz. Bence gayet iyi bir müdür olacak. İşine gelmediği için öyle diyorsun. Hayır efendim, bence normal biri değil o. Göreceksin, bak bize kök söktürecek. Umarım müdürümüz en kısa zamanda geri döner. Bence yeni gelen müdür çok daha iyi. Hiç de değil gıcık. Durun canım. Niye kavga ediyorsunuz? Yine neyi paylaşamıyorsunuz? Anlamadım ki. Okula yeni bir müdür geldi de. Nana ne derse hemen yapacaksın. Sözünden hiç çıkmayacaksın. Emredersiniz. Yüce sahip Nana'ya hizmet etmek benim için mutluluktur. Yiyecek mi var? Ben çok acıktım. Hadi ben gittim. Bir dakika. Aa, bu garip adam da kim? Eve gelirken bu garibana bir araba çarpıyordu. Son anda onu kurtardım. O da bana böyle sürekli teşekkür etmeye başladı. Teşekkür ederim efendim Nana. Biraz şey galiba. Buraya kadar da beni takip etti. Beni efendisi zannediyor. Şaka gibi. Ya şaka gibi. Emret yüce sahip, lütfen senin için bir şeyler yapmama izin ver. Tamam tamam, şimdilik hiçbir şey istemiyorum. Çekil artık başıma. Yok olmaz, siz ne derseniz onu yapmakla yükümlüyüm. Ayşin'e bakın, ne kadar da sevimli değil mi? Kendini benim kölem zannediyor. Ben de onu kullanabilir miyim? Tamam canım, sadece bir fikirdi. Ay, o çocuğun bu hale gelebileceğine hayatta inanmazdım. Allah aşkına bir bak Merve. İşte şu. Yok canım, imkanı yok yani. Değil mi? Ay, bu işte kesin bir şey var. Aynı adam mı bu şimdi? Hakan'la ben de şok olduk. Bir insan bu kadar değişebilir yani. Evet. Ah, ayrıca çok da başarılı. Amerika'da yazılım şirketi mi ne varmış? Düşünsene, özel uçağı bile var. Ay, masallardaki gibi yani. Hem zengin hem yakışıklı. Ah kafama, keşke zamanında yüzerseydim. Yani bu adam gerçekten bütün üniversite boyunca senin peşinden mi koştu? Okulun en güzel kızı bendim. Doğal olarak pek çokları gibi o da bana kilitlenmişti. Şu gün hadi dese Hakan falan umurumda olmaz. Aa, yok vallahi, ben Volkan'ı kimseye değişmem. Ona bir isim bulmalıyız. Tamam ya. Bana söylesene, bize de kurabiye getirsin. Duydun mu poker? Evet sahip. Koş. Adı poker mi? Ne komik. Ben uydurdum. Yemekleri de buna mı yaptırsak? Ben de böyle bir köle istiyorum. Anneme söyleyeceğim. Şekil. Sıkıldım yeter, tamam. Hemen buradan gidiyoruz. Seni istemiyorum artık. Yüce sahip Nana. Ona hizmet etmemi istemiyor. Ben ne yapayım? Nerelere gideyim?
Başımı hangi taşlara vurayım? Bir boy eksikti başımı. Ay tamam, kes artık ağlamayı. Yüce sahip hangi kusurumu gördü de beni istemiyor? Tamam, senden bir şey isteyeceğim. Her dediğini yaparım yüce sahip ya. Güzel ya. Birazdan kontrol edeceğim. Yerleri bitirince camları da silersin. Sonra da bir güzel yemek yaparsın. Tabii sahip. Yeter ki sonsuza kadar sana hizmet edebileyim. Mutfak tezgahını, lavaboyu ve banyonun duvarlarını o, tamam mı? Duydun mu? Bu. Duydum yüce sahip. Ay aslında fena olmadı. Bir güzel çalıştıralım şu mendevuru. Belki aklı başına gelir. Çocuklar, sizin bir isteğiniz var mı? Var var. Poker gidip bize dondurma alsın. Hayır, pizza alsın. Benim bozuk oyuncaklarımı tamir etsin. Bir de benim yerime ders olsun. En üst kattan aşağı atlasın. Koşarak mahallede 20 tur atsın. Hayvanat bahçesine gidip aslanın kapısına girsin. Vay vay vay. Hayal gücünüz de pek geniş. Tamam, hepsini yaptırırız. Ay, benim de omuzlarım olsun kızım. Ay tutulmuşum vallahi. Önce hangisini yapayım? Yukarıdan mı aşağı atlayayım yoksa aslanla güreş mi tutayım? Yok yok, onların acelesi yok. Düşüneyim. Pizza. Pizza gelince beni çağırın olur mu? Ödevlerimi yapmaya gidiyorum. Bu eğlenceyi kaçırmamalıyım. Poker, makbuşun masajından başlayabilirsin. Masaj. Çabuk, 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 çabuk. Hala buradasın, hala buradasın. Çabuk. Yavaş, o kadar sıkma. Beni bağışlayın efendim. Sadece siz memnun olasınız istiyorum. Ay. Hadi, istemiyorum oraları. Yasim, akşamki yemeğe biz de gelelim mi? Merve, evli bir kadın olduğunu unutuyorsun galiba. Hiç unutur muyum kocacığım? Sen her zaman demez misin güzele bakmak sevaptır diye? O bakımdan yani. Ay, hep böyle bir hayatım olsun istemişimdir. Sabah uçağa atlayıp Yunan adalarından birinde kahvaltı yapmak. Öğleden sonra Paris'te alışveriş. Akşam Londra'da yemek. Ne kadar mütevazı hayaller. Hayırdır, ne konuşuyorsunuz bakalım? Şu senin bay mükemmel neydi adı? Taner. Heh, bizimkilerin aklını başından almışa benziyor. Ne oldu canım? Kıskandın mı? Aman ne kıskanacağım? Ben halimden memnunum. Volkan haklı. Ben de halimden memnunum. Bizim yerimizde olmak için can atan bir sürü insan var. Eminim vardır. Ne o? Bakıyorum Bay Mükemmel'i gördünüz. Artık bizi adam yerine koymuyorsunuz. Üf, mesele o değil. Mesele sizin pısırıklığınız, korkaklığınız. Bakın adam cesur davranmış, ne durumda şimdi? Yok canım, daha neler. Yalan mı? Geçen gün reddettiğiniz şu işe ne demeli? Simge, senin aklın başında mı? O iş bizi çok aşıyor. Tabii, böyle düşünürseniz ne bir karış uzarız ne bir karış kısalırız. Böyle korkak davranarak olmaz bu işler. Madem çok biliyorsunuz, neden siz yapmıyorsunuz? Yapıyoruz canım. Sizden habersiz müşteriden tekrar randevu aldık. Ha? Ne? Merve, burada neler dönüyor? Hiç. O işi halledip size sürpriz yapacaktık. Ya bu işler çocuk oyuncağı mı canım? Yani bu işe talipsiniz öyle mi? Evet, ne kararlıyız. Bu işler tırnak cilalamaya benzemez Merve Hanım. Biliyorum. Ya bırak, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yalnız sonra bize gelip başımız belada demek yok ona göre. Heh. Bundan emin olabilirsiniz. Ne yapıp edip bu işi alacağız. Şunlara bak ya, bunlar iyice uçmuş. Umarım yüksek mesafeden düşmezler. Görürsünüz. Görürsünüz. Aman Özge'nin payını ayırın ha. Aman onun ihtiyacı yok. Biraz eminde ders çalışsın da şurada rahat rahat eğlenelim. Söylediğiniz her şeyi yaptım sahip. Şimdi biraz dinlenebilir miyim? Ya hayır, bizi eğlendir. Hadi dans et. Michael Jackson gibi hadi. Hadi dans et. Hadi. Dans. Bravo! At olsun at. Şşt.
Nana, sence bu atlı yarışlara katılabilir mi? Sen iste, ben bütün atları nal toplatırım. Tamam, sonra devam ederiz. İyi de olabilir aslında. Ama tabii eve sığmaz o zaman. Temsil yapmasını yasaklamıştın değil mi? Sahi, başka evimiz var mı? Ay, bu da pek dayanıksızmış. Daha ne yaptı ki? Evladım, niye söylemedin misafir geleceğini? Ona göre hazırlıklı olurdum. Öyle yoğundum ki unuttum Makbul Sultan. Hem daha ne yapacaksın ki? Tamam işte. Baba, yani şimdi bu Taner amcanın kendi uçağı mı varmış? Evet, söylediğine göre öyle. Vay be, acaba beni bindirir mi? Hatta bir ara kullanmamı bile izin verir bakarsın ha baba. Dur bakalım oğlum, bunu da nereden çıkarıyorsun? Adam sana matematik dersi verecek, pilotluk dersi değil. Bunu da anlamadım ya, neyse. O kadar halin vaktin yerinde olacak, hem de çocuklara ders vereceksin. Anladığım kadarıyla artık ders vermiyor. Simge rica ettiği için. Ha. Ona göre Emre. Zaten birkaç ay sonra Amerika'ya dönecekmiş. Ne kaparsan kar. Nana, sen Taner hakkında hiçbir şey sormayacak mısın? Yok, beni ilgilendirmiyor. Acaba helikopteri de var mıdır? Bak prensesim, akıllı uslu olacaksın, tamam mı? Emre canavarı ne yaparsa yapsın sakın ona uyma. Taner amca üzerinde olumlu bir izlenim bırakmamız gerekiyor. Anladın mı tatlım? Sen hiç merak etme anne. Sahip Nana, Sahip Nana. Ne olur beni içeri al. Sana hizmet etmek istiyorum. Aa, bu adam da kim ya? Gündüz de evdeydi. Nana onun hayatını kurtarmış. O da Nana'nın kölesi olmak istiyor. Çekil şuradan be. Yalan. Kesinlikle köydeki kaçık akrabalarından bir tanesidir. Ha, bu adam hala burada mı? Gitmiyor, ben ne yapayım? Sarmışsın bir salağı yine başımıza. Neyse, bekler bekler gider herhalde. Ne olur size hizmet etmeme izin verin Sahip Nana. Gördün mü cicişim? Senin için ne kadar müthiş bir öğretmen buldum. Tam bir dahi. Eminim artık matematikten bir sorunun kalmaz. Ya, bir günde öğrenirim hepsini. İşte bitti. Şimdi içebilirsin. Şimdi bunu içince eski çağların prensesleri gibi pürüzsüz bir cilde ve güzelliğe mi kavuşacağım? Ay çabuk söyle. Bu formül eski Mısır'a ait. Kleopatra formülü. Harika görüneceksin. Ay, ay çok heyecanlıyım. Ay içiyorum. Ama bu imkansız. Nerede yanlışlık yaptım acaba? Ne oldu söylesene, bir terslik mi var? Neden böyle oldu anlamadım. Beni affet. Hayır! Hayır! Olamaz! Bunu nasıl yaparsın? Çabuk bir şeyler yap. Beni iskalebe getir. Olamaz. Ne hale geldim inanamıyorum. Bir dakika merak etme. Ben neler olduğuna bakıp şimdi halledeceğim. Beni bu halde kimsenin görmesine dayanamam. Çabuk ol. Hadi çabuk. Bu da ne? Bu kağıdı bulduğumuzda belli ki Kulina bana bir şeyler yapmış demektir. Ben de kendimi garantiye almak için o çok bilmiş ampul kafanın Kulina için hazırladığı formülde kendime göre küçük bir değişiklik yaptım. Geldiğini nasıl istiyorsan. Ah Şoker, seni beynime geçirirsem. Gördüğün gibi senin eski haline dönmen bana bağlı. O yüzden bana her ne yaptıysan bir an önce eski halime gidin.
dakikada sonuçlarına katlan. Bu görüntü kendini 5 saniye içinde yok edecektir. Şoker! İtiraf etmeliyim ki bu şoker çok zeki bir almış. Sen de kendime köle yapmadan önce kapı çeneni. Aa, sen? Nana. Siz tanışıyor musunuz? Evet, bugün tanıştık. Neden şaşırmadım acaba? Kapıdaki o garip adam da kim? Önemli değil. Garibanın teki işte. Yüce sahip Nana, beni kendinden mahrum etme lütfen. Tamam, birazdan. Kapının önünü süpür. Gel Nana. Biraz dengesiz. Galiba epey hayranım var Nana. Buyurun, ayakta kalmayın. Emre, Yağmur, siz de Makbuş olmalısınız. Merhaba Taner. Merhaba. Bugün Nana ile epey sohbet ettik de. Siz hangi ara tanıştınız? Size gelmeden önce sokakta yürürken Nana'ya bir kapkaççı saldırdı da. Ben de peşinden koşup çantasını kurtardım. Öyle mi? Neden bize söylemedin? Makbuş'a söylemiştim. Emre, başın matematikle o kadar dertte mi? İşte. Ama merak etme, çok kolay yöntemleri var. O kadar korkulacak bir ders olmadığını göreceksin. Benim adım Özge ve matematiğim 5. Ayrıca sınıf birincisiyim. Bu da benim kızım. Demek matematiğin 5. Aferin sana. Yağmur, senin durumun nasıl? İyi. Sizin uçağınız olduğu doğru mu? Kızım, ayıp. Sorsun canım. Bak, küçük bir tane. Yüce sahip Nana için ne yapabilirim? Yüce sahip Nana, aç kapıyı. Bu da takıldı kaldı buraya. Nana adamcağızı arabanın altında kalmaktan kurtardı ya. O zamandan beri burada. Deli midir, nedir? Bir günde ne kadar çok şey yaşamışsın Nana. Ya. Taner'cim anlatsana. Yamaç paraşütü nasıl geçti? Çok güzeldi. Ay, çok merak ediyorum. Bir gün beni de götürür müsün? Tabii, neden olmasın? Efendim, buyurun. Sofra hazır. Hani gözünüzü bir an bile şokerin üzerinden ayırmayacaktınız, ne oldu? Yine yapmış yapacağını. 5 dakikalığına kurşun askere emanet edip oyun oynamaya gitmiştim. Aferin, iyi halt etmişsin. Bir ara uyku çok bastırdı ama sadece bir gözümü dinlendirdim, o kadar. Ben sana tek gözünü aç demedim, gözünü 4 açacaksın dedim. Ay. Anlaşıldı, sen uyurken yapmış. Şimdi ne olacak bakalım, çok bilmiş. Şokere ihtiyacımız var. Kendimiz düzeltmeye çalışırsak daha kötü olabilir. Bundan daha kötüsü olamaz. Of, gidip getireceğim onu. Ay, yüzüm çok mu kötü? Bakın bakalım. Ay 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 ay. Ay, hiçbir kadın bunu hak edemez. Cani şoker, ruhsuz, kalpsiz, kara vicdanlı. Yüce sahip Nana, sana hizmet etmek istiyorum. Yüce sahip Nana. Uygun olduğunuz bir gün beni uçağınıza bindirebilir misiniz? Oğlum. Ama çok binmek istiyorum. Tabii bindiririm. Ancak öncelikle matematik derslerinde başarılı olman gerek. Hiç merak etmeyin. Yakında matematik profesörü bile olurum. Ya ne demezsin? Çakma profesör. Özge. Eğitimde en inandığım şey motivasyondur. Bir dakika. Aklıma geldi de neden yarın hep beraber yamaç paraşütüne gitmiyoruz? Gerçekten mi? Yaşasın. Sen ciddi misin? Evet. İyi de yani çarşıya gidilir gibi öyle hemen nasıl olacak? Hem yarın benim çok önemli bir toplantım var. O halde sen şansına küs. Biz gideriz. Evet, nasılsa okul tatil yarın. Evet, gidelim baba, ne olur. Ama öyle yalnız başınıza. Yalnız olmayız, Nana da bizle gelir. Tabii ki. Bilmem ki. Hadi Nana. Emre'ye ilk dersini pilot kabininde vereceğim. Bir daha asla unutamayacak. Ben de geleceğim. Aman sen eksik kal. Tabii kızım, biz de gideceğiz. Merak etme, yanımda deneyimli pilotlar olacak. Nana. Ne bileyim, çocuklar istiyorsa. Hem Emre'ye matematikle yamaç paraşütünün nasıl bir ilişkisi olduğunu uygulamalı olarak göstereceğim.
Hadi ama baba, ne olur. Peki, gidin bakalım. Yuppi! Ne oldu Kulina? Sorma, bu şoker alçağı yine yaptı yapacağını. Ne yaptı? Olamaz. Onu cezalandıracağımı tahmin edip önceden bana korkunç bir oyun hazırlamış. Hemen onu bulmam lazım. Dışarıda, kapının önünde. Olduysa ben ne yaparım sonra? Hep bu halde mi yaşayacağım? Ay ben böyle yaşayamam. Tamam, tamam. Şoker, sana emrediyorum. Sahibin seni çağırıyor. Buraya gel. Bana ne? Ben size küstüm sahip. Siz beni dışarı attınız. Bak emrediyorum. Buraya gel. Bana hizmet etmene izin vereceğim. Söz. Gerçekten mi? Geldi. Evet, evet. Bile benden ne dilersen. Ne oldu? Kulina ile oyuncaklar dünyasına gitmeni emrediyorum. Ama ben sensiz hiçbir yere gitmem. Sana emrediyorum diyorum. Yoksa bana itaat etmiyor musun? Ha, hiç öyle şey olur mu sahip? Madem sen istiyorsun. Gel gel. Gel buraya başımın belası. Gel gel gel. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Çöpü çıkardım da. Bugün Hakan hakkında söylediklerim aramızda kalacak değil mi? Merak etme. Bizim Hakan aptalın teki olmalı. Onun için böyle hisseden bu kadar mükemmel bir kız var ve o bunun farkında bile değil. Öyle değil mi? Farkında bile değil. Bilmem. Dikkat etmedim. Sen öyle söylemedin mi? Ne yapıyorsunuz? Hiç. Bakıyorum da Nana'nın etrafından ayrılamıyorsun. Hoppala, nereden çıktı şimdi bu? Yoksa onu kıskanıyor musun? Kim, ben mi? Niye kıskanacakmışım? Sadece Nana bizim için çok özel birisi. Üzülmesini, hırpalanmasını istemem. Böyle bir şey yapacağımı nereden çıkardın? Geldim ve herkesi etkin altına aldım. Ama Nana biraz farklıdır. Bazı şeylere gerçekten inanabilir. Sonra da üzülür, acı çeker. Eğer onu bu kadar düşünüyorsan, etrafında olanlara biraz daha dikkatli bak bana sorarsan. Ya bir dakika, sen ne demek istiyorsun? Hepiniz nereye kayboldunuz birden? Ben de çocuklara sizin okuldaki bölümlerinizin birbirleriyle yaptıkları basketbol maçlarından bahsediyordum. Herhalde onların takımını 74 yendiğimiz maçı anlattın. Ay evet evet, ne komik maçtı. Acayip ezilmiştiniz Taner ya. Ve bizim takım sıskalardan oluşuyordu tabii. Onların takımının hepsi sporcuydu. Ne diyorsun? Gecikmiş bir revanşa var mısın? Hı? İyi de nerede? Gelirken kapının önünde bir pota görmüştüm. Peki tek bir maç için yeter herhalde. Tamam. Yalnız haberin olsun. Ben baskette hala çok iyiyim. Sen de dikkatli ol. Ben de eski sıska Taner değilim. Gördüğün gibi o günden bu yana bayağı değişiklik oldu. Göreceğiz bakalım. Akşam akşam başınıza iş çıkarmayın. İşte tabunuz da burada. Hakan, Hakan, söylediğin gibi hala çok iyisin. Hakan, 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 Hakan. Çocuklar, yarını unutmayın ha. Sen de kendini geliştirmişsin. Hiç fena değil. Fena değil mi? Bence bu kadar ısınmak yeter. Hadi. Oynamaya başlasam iyi olacak. Bir, üç, bir. Bravo.
burada biter. 26. Sen bayağı çalışmışsın ya. Ne biraz? Amerika'da NBA antrenörlerinden ders aldım. Yok, iyisin iyisin. Çok iyisin. Tebrik ederim. Allah'ım, bu sözleri senden duyabilmek için o kadar uzun zaman bekledim ki. Bravo Taner amcacığım. Sizi sahtekarlar. Küçük bir rüşvet için babanızı sattınız ha? Küçük olur mu baba? Yamaç paraşütü yapacağız. İkisi de çok heyecanlı. Sabaha zor edecekler gibi görünüyor. Sen de heyecanlı mısın? Ben mi? Niye? Ya sadece o yamaç paraşütü nasıl bir şey onu merak ediyorum. Boş ver şimdi paraşütü. Taner hakkında ne düşünüyorsun? Asıl o heyecanlandırmıyor mu seni? Bu da nereden çıktı? Bilmem. Sana karşı pek bir ilgili. Sürekli etrafında. Beni ilgilendirmiyor. Neden? Oldukça yakışıklı, zengin. Bir sürü ilginç özelliği de var. Üstelik gelir gelmez çocuklar dahil herkesi etkisi altına alıverdi. Sen de etkilenmediğini söyleme. Birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Bence abartıyorsun. Vallahi senin yerinde ben olsam bir an düşünmezdim. Belki de bu senin hayatının fırsatı. Demek hayatımın fırsatı. Tamam. Ben de o zaman değerlendiririm. Şimdi izin verirsen uyumak istiyorum. Sabah erken kalkacağız da. Değerlendir bakalım. Sanki ben görmüyorum olanları. Hazır olacak bu iksir. Tamam Kulina, sabret, bitmek üzere. Yat kalk da bana dua et. Bak acıdım da formülü söyledim. Seni düzeltmeseydim hala ananın kölesi olarak kalacaktın. Ahmuş. Ayrıca saatlerce yalvardım, bizi unutmadım. Ya nasılmış? Ha? Sen bana ikide bir olmadık cezalar verdiğinde ben de böyle çaresiz kalıyorum işte. Şu iş bitsin, seninle o zaman hesaplaşacağız. Benimle uğraşmanı hiç tavsiye etmem Kulina. Sen iyice şımardın ama sıran gelecek, merak etme. İşte hazır. Hah, ay nihayet, ver. Ah, çok korkuyorum. Umarım işe yaramıştır, ay. Ah, dur, ilk önce ben bakayım. Anneciğim. Ah, olamaz. Ah, yine başaramadık yoksa. Şaka yaptım canım, şaka. Senin işin bitmedi Şoker. Ama önce psikolojimi düzeltmem lazım. Acaba kendimi nasıl mutlu edebilirim? Biraz iltifat her kadını kendini çok iyi hissettirir. Ampul kafa. Ahmur. Buyur evladım. Ah, hoş geldiniz. Yüreğim ağzımdaydı. Merhaba. 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 Bak bu çok kadar güzeldi ki inanamazsın. Yolda bir ara gerçekten ben kullandım uçağı. Baba öyle heyecanlıydı ki. Yani demezsin. Uçağı düşüreceksin diye ödümüz koptu. Babacığım, yamaç paraşütü harika bir şey. Kesinlikle bir dahaki sefere beraber gitmeliyiz. Ay Hakan, neler kaçırdığını bir bilsen. Gerçekten çok eğlendik. Olsun. Siz bana bol bol anlatırsınız artık. Hayırdır? Sen niye erken geldin? Toplantın yok muydu? Son anda iptal oldu. Hay Allah, boşu boşuna bütün eğlenceyi kaçırdım desene. Ne yapayım? Benim uçağım yok ki atlayayım peşinizden geleyim. Biz eve geçelim. Özge çok yoruldu. Yo, hiç yorulmadım. Hadi kızım, yoruldun. Bak gözlerinin altı çökmüş. Ha, öyle mi? Hemen gidelim anneciğim. Taner, her şey için teşekkürler. Harika bir gündü. Rica ederim. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüyorsun değil mi nasıl etkiledi Taner'i? Kesinlikle şeytan bu kız. Neden bizimle geldi ki sanki? Aman, o bir şeyden eksik kalır mı? Hakan da pek bozuktu. Tabii Taner'in Nana'ya olan ilgisini hissetti, delirdi. Öyle mi? Kızım sen anlamazsın. Bunlar karışık işler.
Aman Taner'den geçtim de şu Nana'yı alıp gitse de bir an önce kurtulsak. Yoksa çıldıracağım valla. Hadi. Nasılsın? İyiyim. Nasıl Nana? İyi eğlendin mi bari? Evet, çok eğlendim. Taner'le ikiniz mi bindiniz paraşüte? Evet. Kim bilir ne kadar romantik olmuştur gökyüzünden aşağı doğru süzülürken. Neden böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Hayır, sanki bir suç işlemişim gibi. Hiç de öyle davranmıyorum. Neden bağırıyorsun? Ne? Ben mi bağırıyorum? Asıl bağıran sensin. Yapmayın ama, çocukların önünde. Evet ya baba, sonra psikolojimiz bozuluyor. Pardon, ben çıkıyorum. Dur kızım. Hakan, bir dakika bekler misin? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Yakışıyor mu sana herkesin önünde böyle davranmak? Ne yapacağımı sana mı soracağım? Geçmiş yılların intikamını almak için beni seçmen şart mıydı? Saçmalama. Benim hiçbir şeyin intikamını aldığım falan yok. Yıllar sonra ortaya çıkıyorsun. Çok yakışıklı ve zengin bir adam olarak herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Bu ne demek şimdi? Senin aklın başında değil herhalde. Bir kere ben çıkıp gelmedim. Siz beni buldunuz, tamam mı? Bana bak, benimle düzgün konuş. Konuşmazsam ne olur? Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Sonradan görme, ne olacak? Sen benim başarımı kıskanıyorsun. Evet, çirkin ördek yavrusu kuğuya dönüştü. Ne o, çok mu rahatsız oldun? Kuğuya değil, başka bir şeye dönmüşsün. Senin seviyene inip daha fazla tartışmayacağım. Nana, Paris tatiline hala sıcak bakıyor musun? Ben şey... Ne yani, onu Paris'e mi götürüyorsun? Ne oldu, bir sakıncası mı var? Yoksa senden izin kağıdımı almamız gerekiyor. Nana burada yaşıyor. Ben ne dersem o olur. Hayır, olmaz. Sen bana karışamazsın. Geliyorum seninle Taner. Güzel, seni almaya gelirim. Makbul Sultan, çocukları yatırır mısın? Ama daha çok erken. Hava bile yeni kararıyor. Yorulmuşsunuzdur, hadi bakalım. Hadi. Üf. Hadi. Üf. Seni dinliyorum. Beni deli etmek için mi böyle yapıyorsun? Anlamadım. Ben bu evde neyim, söyler misin? Yani bana fikrimi sormadan kendi kendine kararlar mı alacaksın? Bunda ne kötülük var? Hala ne kötülük var diyor ya. Neden bu kadar büyük tepki gösterdiğini anlamıyorum sadece. Çünkü biz bir aileyiz. Biz bir aile miyiz? Yani aynı evde yaşıyoruz. Hı hı. O kadar değil mi? Başka ne olsun istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Ben Taner'le tatile gidiyorum. Aman ne şahane. Sen beni kıskanıyor musun? Kim, ben mi? Hadi oradan. O zaman neden ortalığı yıkıyorsun? Ortalığı yıktım falan yok. Bal gibi de var. Bana bir neden söyle. Sadece bir tane. Bilmiyorum. Haklısın. Belki de böyle yapmamalıydım. Ama o herif sinirlerimi bozdu. Sanki yıllar önce yaşadığı sıkıntıların sebebi benmişim gibi çok üzerime geldi. Hakan. O sana hiçbir şey yapmadı. Peki onunla tatile gitme konusunda ciddi misin? Neden olmasın? Belki de hoş olabilir. Tabii haklısın. Sen bilirsin. Gençsin, güzelsin. Gezmek senin de hakkın. Son zamanlarda tıkılıp kaldım bu eve. Git. Git, iyi olur. Bu mu yani? Son sözün bu mu? Ne söylememi istiyorsun? Sen kararını vermişsin. Vermemiştim. Ama şimdi verdim. Korkuyorum. Garip birisine benziyor o adam. Hadi bakalım, çıkıyoruz. Hadi bay bay. Şey, ben... Bana bir şey söylemek zorunda değilsin. Ne istiyorsan onu yap. Beni dinlemelisin lütfen. Söylenecek bir şey yok Nana. İyi yolculuklar. İyi. Ben de gidiyorum o zaman. Ay inanamıyorum ya. Bu Nana büyücü müdür nedir?
kızım, ne yaptı ne etti? 2 dakikada Taner'in gözünü boyamayı başardı, iyi mi? Ay yani şimdi bunlar birlikte Paris'e mi gidiyorlar? İnanamıyorum yani. Ne yaparsın şekerim? Bizim anlayamadığımız bir şey var bu kızda demek ki. Erkekler o köylüyü organik falan buluyorlar herhalde. Ama neyse, böylesi daha iyi oldu belki de. Nesi iyi oldu Simge ya? Mis gibi adamı kaptı vallahi. Aman kapsın. Böylece ondan sonsuza kadar kurtulup Hakan'la evlenebilirim hiç değilse. Ne yapalım? İnsan kaderine razı olmalı. O da doğru. Ay Hakan'ın tafrasını bir görecektim. Çocuk gibi hırlaştı adamla. Çocuklar Nana'ya alıştı ya. Gitmesini istemiyor tabii. Ay ne safsın Merve ya. Düpedüz kıskandı işte. Nana'yı. Neyse şimdilik sakin olmalıyım. Bugünler de geçecek ve her şey benim istediğim gibi olacak. Göreceksin bak. Simge, lafa daldık. Müşterilerle toplantıya girecektik bugün. Ay evet evet, nasıl da unuttuk. Çabuk olmamız lazım. Şu dosyaları bir kez daha gözden geçirelim. Bu işi alırsak işte o zaman kudurur bizimkiler, değil mi? Alacağız, merak etme. Hatta paralarını verip onları çalıştıracağız bu işte. Ay harika olacak. Sence çok para kazanır mıyız? Bizimkilerin bu büroyu açtığından beri kazandıklarından bile çok. Bu iş bitince her şeyimiz olacak, inan bana. Ya özel uçağımıza Miami'ye de gideriz değil mi? Karayiplere bile gideriz. Yaşasın. Kaynanam da orta yerinden çatlasın. Demek gideceksin ha Nana. Demek bana karşı hiçbir şey hissetmiyorsun. Önemli değil. Hepsini duydum zaten. Ne? Duydun mu? Duydun mu? Doğru söyle. Evet. Hakan? Sen bir meleksin Nana. Kesin meleksin. Sen insan olamazsın. Meleğim benim. Abi takma bu konuyu artık ya. Ya nasıl takmam? Saf bir kız o. Taner ise feleğin çemberinden geçmiş biri. Nasıl güvenebilirim? Ayrıca Nana benim himayemde sayılır. Biliyorsun ki üvey de olsa Makbuş'un kızı o. İyi de kocaman kız. İstediğini yapar. Bu kadar geri kafalı olma rica ederim. Hem siz adamı öve öve bitiremiyordunuz. Yok çok zenginmiş, yok çok yakışıklıymış, yok çok espriliymiş. Ne var? Kızın hayatı kurtulur işte. Ömrünün sonuna dek çocuklarına bakıcılık yapacak değil ya. Hatırlar mısın? Nana ilk geldiğinde burnundan soluyordun. Nihayet buldum seni. Hoppala, başımın belası. Benim odama izinsiz nasıl girersin? Bir dakika beni dinle. Ben evi bulamıyorum. Bakıyorum şimdi 3 günlüğüne tatile gitmesine gönlün razı olmuyor. Onsuz yapamıyorsun. Yok oğlum öyle bir şey ya. O zaman seni ilgilendirmez. Gider tabii, sana ne? Doğru. Bana ne? Hadi biz gidiyoruz. Ya kızlar saçmalamayın. Bu iş sizin sandığınız gibi bir şey değil. Başınızı belaya sokacaksınız. Bu işi sizden bağımsız yapıyoruz, unutmayın. Hem belki size de iş veririz, belli olmaz. Evet. İyi o zaman. İşler ters giderse gelip bize bu işi nasıl düzelteceğiz diye hiç ağlamayın. Hiç merak etmeyin. Biz bu işi aldık sayılır. Görüşürüz, bay bay. Bunlar delirmiş olmalı. Bizi çağırmışsın Kulina. Diğerleri oyun oynuyorlar herhalde. Evet. Yazık, bu eğlenceyi kaçıracaklar. Eğlence mi var? Hem de nasıl. Hepimiz çok güleceğiz. Yaşasın, yaşasın. Yaşasın. Tamam, dur bir dakika. Ah sevgili Gorko. Senin bir dileğini gerçekleştirmeye karar verdim. Öyle mi? Yaşasın. Demek artık çizgi film kahramanı oluyorum. Hayır Gorko. Daha
daha da çok istediğim bir dileğini gerçekleştireceğim. Hadi Kulina, daha çok heyecanlandırma da söyle. Pekala, söylüyorum. Bundan sonra artık sen de normal bir bedene kavuşacaksın. Gerçekten mi? Buna inanamıyorum. Yaşasın benim de bir bedenim olacak. Artık ayaklarım olacak. İyi ama bu nasıl olacak? Çok basit. Şoker'in bedenine seni sokacağım. Senin bedenine de Şoker. Elimizde sadece Şoker mi var? Maalesef. Ne yapalım? O da olur. Kulina, şaka yapıyorsun değil mi? Hı-hı. Bu cezaüstü bir şey. Şaka falan değil Şoker. Acı gerçek. Yaşasın, yaşasın. Sonunda bir bedenim oldu, yaşasın. Kulina, bunu yapamazsın. Bir aptal çizgi karakter olarak mı yaşayacaksın ben artık? Sizi var ya. Sizi var ya sizi. Hemen beni isterme dönüşte. Sizi var ya sizi. Korba. Çık oradan. Korba. Korba. Hadi Hakan, ben çıkıyorum. Peki, yarın görüşürüz. Siz gitmediniz mi? Gitmek için yola çıktık aslında ama uçağa bir şey oldu. Bir türlü havalanamadık. Teknisyenler de ne olduğunu anlayamadılar. Bakıyorlar. Geçmiş olsun. Ben çıktım. Buraya niye geldiniz o zaman? Nana gelmek istedi. Yoksa benim seni pek göresim yoktu. Niye? Beni yeteri kadar kızdıramadığını mı düşünüyorsun? Sen hakikaten salağın tekisin. Bana bak, düzgün konuş. Yeter. Yine başlamayın. Nana, izin verirsen bu adama iki laf söyleyip gideceğim. Çünkü sinirimi daha fazla bozmak istemiyorum. Bak Hakan, boşuna söylemiyorum. Sen burnunun dibinde olup biteni anlayamayacak kadar aptalsın. Bunu anla. Bak. Aslında uçağımız falan bozulmadı. Nana gitmekten vazgeçti. Ben ne kadar ısrar ettiysem de istemedi. Aç gözünü de etrafına bak. Neler olduğunu anlamaya çalış, tamam mı? Nana ile tatile çıkmayı, hatta onunla bütün hayatımı geçirmeyi çok isterdim. Ama başka birinin aklını başından alacak imkanlarıma rağmen o bunu aldırmadı. Çünkü istediği ben değildim. Anlıyor musun? Kimi istediğini öğrenmek ister misin? Taner, lütfen yeter. Emre için bir öğretmen arkadaşımı ayarlayabilirim. Çünkü ben dönüyorum. Taner, ben... Ne olursa olsun eski arkadaşlığımızın hatırına. Hoşça kal. Güle güle. Kusura bakma. Sence Taner haklı mı? Ben aptalın teki miyim? Bilmem. Ay ben böyle rezalet görmedim ya. Adamlar resmen bize asıldılar. Hazırladığımız dosyayla da dalga geçtiler. Senin dediğin gibi Simge. Herkes kaderine razı olmalı. Yani Taner kim, biz kim? Ya da bir fırın ekmek yememiz gerekecek. Sen Taner'le tatile gitmedin mi? Yo. İşte şimdi sinirlerim tavana vurdu. Her şey neden bu kadar kötü gitmek zorunda ya? Üzülme Simge ya. Tekrar deneyeceğiz. Söz veriyorum, gel. İyi ki buradasın. Benim yanımda. Yakınımda. İyi ki.